Hepinize merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Astroloji Pozitif Yaşam İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Mart ayını konuşacağız. Mart ayı çok önemli gezegen geçişlerine sahip. 10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçerken Balık burcunda da bir yeni ay yaşayacağız. 12 Mart'ta yine Venüs Balık burcuna geçecek. 23 Mart'ta da Mars tabii ki Balık burcuna geçiyor. Yani kısacası bu Mart ayında Balık burcunda çok büyük bir gezegen yayılımı olacak ki 25 Mart'ta çok önemli bir ay tutulması var Terazi burcunda ve artık 30 Mart'ta da Merkür'ümüz durağan pozisyona geçerek 5 Nisan'da retrosuna başlayacak. Bunların hepsine bütün etkileri tek tek anlatmaya başlıyorum. Merhaba Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar, Mart ayında Koç burcunun karşı karşıya kalacağı astrolojik olayları, etkilerini derinlemesine beraber inceleyeceğiz. Bu ay Koç burcunun şimdiye kadar yaşadığı en yoğun zamanlardan biri olacak diyebilirim. Şimdi bu ayın astrolojik tablosu tabii ki Koç burcunun hem kısa hem de uzun vadeli planlarını içeriyor olacak. Konuşulacak çok şey var. Güneş, ay veya yükselen burcunuz Koç olsa da bu tahminler sizin için çok gerçekten önemli olacak. Niyetimiz hayatı en iyi şekilde yaşamak ve evrenin doğal ritimleriyle böyle uyum içinde olmaktır. Bu ritimleri anlamak ve onlarla bilinçli bir şekilde uyum sağlamak son derece tabii ki önemli. Mart ayı hareketli, dinamik bir dönem olacak dedik ama çoğu aya göre daha az böyle rahatsız edici yönleri sizler için de barındırıyor olacak sevgili koçlar. Bu da çok değerli bir durum tabii ki sizin için. Mart ayının ilk 3 haftası böyle aktif ve hızlı hareket etmek için mükemmel bir zaman olacak bir defa. 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek ve 30 Mart'tan itibaren de Merkür retrosu etkisini göstermeye başlayacak ve bu enerjilerin değişimine tabii ki işaret ediyor olacak. Bu dönem enerji akışlarının ve gelgitlerinin değişimiyle dolu olacak diyebiliriz. Ayın ilk 3 haftasında alınacak belki büyük kararlar, iş başlangıçları, önemli taahhütler veya seyahatler gibi uygun zamanlarda olacak. Ancak 20 Mart'tan sonra enerji seviyesi düşüyor. İletişimde zorluklar, beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Bu zamandan sonra dikkat diyorum. Mart ayı boyunca Balık burcunun etkisi ağır basmaya başlayacak. Bunun Koç burcu için çok duygusal ve ruhsal bir süreç olacak demek tabii ki. Böyle içsel çalışmalar, manevi atılımlar bu dönemde sizler için çok önem kazanacak. Koç burcu bu süreçte kendini böyle daha derinlemesine keşfetme ve iç dünyasını anlama fırsatı da bulacak zaten. Tutulmalar karmik döngülerin temizlenmesi aslında anlamına da gelir bir nevi. Yani 25 Mart'ta Terazi burcunda ve sizin 7. evinizde de bir ay tutulması yaşanacak. Koç burcu için gerçekten önemli değişimler ve dönüşümler getirecek diyebilirim. İlişkilerde, evlilik ve ortaklıklarda, kariyerde ve kişisel yaşamda çok önemli değişiklikler ve yeni başlangıçlar mümkün olacak. Bu süreçte özgürlük ve bağımsızlık temaları tabii ki ön plana çıkacak. Koç burcu bu dönemde liderlik, ilham verme ve vizyoner yönlerini ortaya tabii ki çıkarabilir. Bu sizlerin potansiyelinizi en iyi şekilde kullanması için bir fırsat da diyebiliriz sevgili koçlar. Bu dönemde içsel gücünüzü ve motivasyonunuzu kullanarak çok önemli adımlar atabilirsiniz. Son olarak bu dönemde Koç burcunun dikkat etmesi gereken tarihler ve astroloji yönlerde var tabii ki. 4 Mart'tan 14 Mart'a kadar olan süreçte Mars ve Uranüs arasında bir defa sert bir açı olacak. Bazı riskli günlere işaret ediyor bu dönemde. Böyle ani beklenmedik olaylara karşı dikkatli olmak gerçekten gerekli. Özellikle risk içeren aktivitelerden kaçınmak ve sağlığınızda da ekstra özen göstermek bu dönemde ayrı bir önem taşıyor olacak. 1 Mart, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde Venüs'ün yapacağı olumlu açılar aşk ve ilişkilerde güzel gelişmeleri de müjdeliyor sizlere. Bu tarihlerde yeni aşkların belki başlaması veya mevcut ilişkilerde önemli ilerlemeler yaşanabilir.
aşk hayatınızda romantizmin ve uyumun da artacağı bir dönem olacak diyebiliriz buna sevgili koçlar. Bu ayın astrolojik haritasına daha yakından bakarsak, Koç burcunun bu ay içerisinde yaşayacağı en önemli olaylardan biri tutulmalar olacak bir defa. Bu tutulmalar sadece gökyüzünün gözlenen olayları değil, aynı zamanda kişisel ve kolektif bilinçte de önemli etkiler yaratıyor olacak. Tutulmalar genellikle böyle karmik olayların tetikleyicisi olarak görülür zaten. Eski alışkanlıklar, düşünce ve ilişkilerin sona ermesine ya da yeni başlangıçlara da zemin hazırlarlar. Bu dönemde Koç burcu için gerçekten anahtar kelime bu ay değişim olacak. Değişim böyle bazen zorlayıcı, bazen huzursuz edici olabilir. Ancak aynı zamanda büyüme ve gelişim için de bir fırsat tabii ki. Koç burçları için bu dönem eski kalıpları kırmak, kendini yeniden keşfetmek ve yaşam yolunda yeni bir yön belirlemek için mükemmel bir zaman diyebilirim. Bu arada kedim ışığın üzerine oturdu. Işık birazcık kesildi ama şimdi kalktı. Tutulmaların getireceği değişimlerin yanı sıra Koç burcu için önemli olan bir diğer tema da İlişkiler olacak tabii ki. İlişkilerde yaşanacak dönüşümler Koç burcunun kendini ve diğerlerini daha böyle derinlemesine, anlamasına yardımcı olabilir. Bu hem romantik ilişkilerde hem de iş ortaklıklarında ki ilişkilerde geçerli olacak. Bu dönemde kariyer ve iş hayatında da önemli adımlar atılması muhtemel. Yeni iş fırsatları, terfi veya kariyer değişiklikleri de gündemde olacak zaten. Bu ay Koç burçlarının kendilerini iş hayatında da böyle çok fazla ifade etme potansiyellerini de ortaya koyma şansı olacak diyebilirim. Şimdi özetlersek Mart 2024 sizin için dinamik, değişim dolu ve hareketli bir ay olacak diyebilirim. Bu dönemde yaşanacak olaylar hayatınızda uzun vadede gerçekten çok etkili olacak ve dönüşümlere de zemin hazırlayabilir diye de hatırlatmak istiyorum. İşsel gücünüzü ve cesaretinizi kullanarak hayatınızda çok önemli adımlar atabilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Umarım bu astroloji tahmini Mart 2024 boyunca siz Koç burçlarına rehberlik eder ve en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olur. Hepinize enerjik, böyle dönüşümlü ve harika bir ay dilerim. Bu dönemde yaşayacağınız her türlü değişim ve gelişme sizin için en iyisine hizmet etsin diye videoyu kapatmak istiyorum. Tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere sevgili koçlar.